Evet, İstanbul büyük aşkımız, büyük sevdamız ve bugün bu aziz şehrimiz için hayallerimizi, projelerimizi sizlerle paylaşmak için bir araya geldik. Ve bugün bizi yalnız bırakmayan kıymetli milletvekillerime, kıymetli belediye başkanlarıma, yine burada ilçe başkanlarım ve Cumhur İttifakımızın kıymetli il başkanları, Büyük Birlik Partimizin, Milliyetçi Hareket Partimizin, yine AK Partimizin kıymetli başkan vekiline ve buradaki misafirlerimize öncelikle hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz diyorum. Bugün üçüncü buluşmamız olan Uğraştıran Değil, Ulaştıran İstanbul tanıtım toplantımız için yeniden bir aradayız. Ben bizimle bu büyük heyecanı paylaştığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aziz İstanbullular, kıymetli kardeşlerim, bugün İstanbul'umuzda en büyük sorunların başında hepimizin bildiği gibi trafik çilesi geliyor. Bugün her gün yaşadığımız, her gün işe giderken, eve gelirken artık bir çile haline gelmiş ve gerçekten insanımızı bu anlamda bıkmış, usandırmış, hatta illallah ettirmiş bir durumla karşı karşıyayız. Tabii hedefimiz 5 yıl boyunca İstanbulluların omuzlarına ağır bir yük gibi çöken bu trafik çilesini bitirmektir. Ve bir dakikanın bile önemli olduğu bir çağda yaşıyoruz. İstanbulluların yaşlısı, genci, erkeği, kadını, herkes artık bu çileden bıkmıştır. İstanbul'da insanımız artık duraklarda kuyruk beklemekten dolayı adeta canından bezmiştir. Yani işte görüntüleri görüyoruz. Her gün İstanbul'da hemşehrilerimiz bunları yaşıyor. Ben emin olun o görüntüleri izlerken çok üzülüyorum. Yani 21. yüzyılın İstanbul'unda, metrobüs duraklarında, metro duraklarında, işte yürüyen merdivenlerin çalışmadığı, selde o metro tünellerinin su bastığı, işte bir gün otobüs yanar, bir gün otobüs arızalanır. Gerçekten İstanbul'umuz adına, ülkemiz adına üzüldüğümüz bir durumla karşı karşıyayız. Hal böyleyken değerli kardeşlerim, İstanbul'u yönetenlere baktığımızda insanımızın çektiği bu eziyetlerden dolayı tek bir an bile ne yazık ki rahatsız olmadıklarını görüyoruz. İnsanımızın bu sıkıntısına çözüm bulmak için en ufak bir irade ortaya koymadılar. Ama biz insanımızın bu sıkıntılarını, dertlerini çok iyi biliyoruz. Ve milletimizin bu manada ihtiyaçlarını, taleplerini gittiğimiz her yerde inanın dinliyoruz. Ve aldığımız talepler, vatandaşlarımızın şikayetleri çerçevesinde de Türkiye yüzyılı hedeflerimizi bunun için ortaya koyduk. İstanbul'umuz için ortaya koyduk. Üzülerek söylüyorum ki İstanbul'umuz 5 yıldır değerli arkadaşlar Türkiye yüzyılı hedefinden sapmıştır. Ülkemizin lokomotifi olan İstanbul her açıdan geride kalmıştır. İBB insan odaklı belediyecilikte sınıfta kalmıştır. 5 yıldır bu şehirde yapılan her iş günü kurtarma eyleminden maalesef ileriye gidememiştir. Ama milletimiz kesinlikle çaresiz değildir. Çare insanı merkeze alan gerçek belediyeciliktir. Çünkü daha ulaşılabilir ve daha kolay çözümün ve bu manada insanımızı ulaştıran çözümün de dertlenmekle, bu sorunları, problemleri çözmekle
yapılabileceğine inanıyoruz. Bugün gittiğimiz her yerde milletimizin heyecanını, umudunu görüyoruz. 7'den 70'e inanın tüm İstanbullular bize güveniyor, inanıyor. Çünkü insanlar biliyor ki biz yaptığımız her işi tam yaparız, eksiksiz yaparız. Ve şimdi İstanbul'un çilesiz geleceğinin teminatı olacak ulaşım projelerimizi sizlere, İstanbullu kardeşlerimize sunuyoruz. Önce gelin bu projelerimiz hayata geçtiğinde nasıl bir İstanbul bizi bekliyor hep birlikte izleyelim. Buyurun. Alo babacığım, şimdi çıkıyorum. Ya yok yok babacığım, merak etme, geç kalmam. Tamam, hadi görüşürüz. Yetişiriz değil mi? 28 dakikaya havalimanındayız efendim. Harika. İşten şimdi çıktım hayatım. 10 dakika evde. Ay çok beklettim. Geç mi kaldık? Yok hayatım. Biraz sonra karşındayız. Adem'ciğim çok trafik var mı hayatım? Yok yok. 10 dakika yoruldum. Merak etme sen. Sistem İstanbul, çilesiz, trafiksiz, stressiz bir İstanbul için geliştirildi. Biliyorum ki İstanbul'un en büyük ihtiyacı sistemli çalışma ve sistemli yönetim. Sistem İstanbul'un merkezinde siz, odağında sadece İstanbul var. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Ne güzel değil mi? Böyle bir İstanbul'da yaşamayı hepimiz arzulardık. Hepimiz isterdik ne zaman nereye varabileceğimizi bildiğimiz, sevdiklerimize, ailelerimize en kısa zamanda ulaşabildiğimiz bir İstanbul hayali ve bu hayalin peşinden koşuyoruz. İnşallah bu projelerimizi tünellerimizle, metrolarımızla, kavşak düzenlemesi projelerimizle birlikte İstanbullu hemşehrilerimize kazandıracağız. Bunun için emin olun gece gündüz çalışacağız ve bizi aradığınızda biz metro şantiyesinde olacağız. Bizi aradığınızda biz oradaki kavşak düzenlemesini yaparken milletimizle el ele vermiş İstanbul'un sorunlarını çözerken, orada şantiyede çalışırken ve işte bu hayal ettiğimiz, beklediğimiz, özlediğimiz İstanbul için çalışırken bizleri bulacaksınız. Değerli İstanbullular, mevcut İBB yönetimi ulaşım alanında da her alanda olduğu gibi yine başarısız olmuştur. Seçilmeden önce millete 35 ulaşım vaadi verdiler. Hatırlayın o günleri. Bu vaatlerin bugün sadece 4'ünü bitirebildiler. Ve ulaşımda tam %89 oranında başarısız oldular. Bu başarısızlık artık öyle bir hale geldi ki tüm İstanbulluları çileden çıkaran, İstanbulluların ömründen ömür alan ve bu manada da İstanbul'a bir bedel ödeten hale geldi. Paradan, zamandan, çevreden, her şeyden kaybediyoruz. Sizlere bu kayıpları gösteren çok çarpıcı iki rakam vermek istiyorum. Her birimiz trafik nedeniyle bir yılda 288 saat kaybediyoruz. Ve yine her İstanbullunun ömründen tam 3 yıl trafik nedeniyle çalınıyor. Düşünebiliyor musunuz? 3 yıl, 3 koca yıl İstanbullular ömrünü trafikte geçiriyor. Biz İstanbul'u yavaşlatan, halkımızı bezdiren bu trafik çilesini İstanbullu kardeşlerimizle birlikte bitireceğiz. Bunun için de milletimiz için uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul diyoruz ve 1 Nisan'dan itibaren İstanbul'un inşallah hep birlikte yolunu açmaya geliyoruz. Hedefimiz bu. Kardeşlerim, tabii İstanbul'umuza baktığınızda bugün 1000 kişiye tam 209 araç düşüyor. 209 araç. Her geçen gün Avrupa ortalaması olan 582 araç sayısına yaklaşıyoruz. Ayrıca İstanbul'da her gün 984 yeni araç trafiğe çıkıyor. Her gün. İşte geçtiğimiz yıl 5 milyon
araç sayısıyla kapattık. Ve bu yılın sonunda değerli arkadaşlar 5.4 milyon araç sayısına çıkacağını veriler gösteriyor. 2029'a geldiğimizde bu şehirde tam 6.8 milyon araç olacak. Ve işte 2004 yılında ortalama yolculuk sayımız, şehir içi hareketlilik 1.54. 2023'e geldiğimizde 2.14'e ulaştı. Ve bu oran değerli arkadaşlar 2029'a geldiğimizde 2.19'a ulaşacak. Avrupa ve Asya yakaları arasındaki yolculuk sayılarımız ise 2023'te 2.76 milyondu. 2029'a geldiğimizde neredeyse %51 artış söz konusu. Yani 3.71 milyona ulaşacak. Nüfusumuz, gelirimiz ve otomobil sayımız hızla artıyor. Bu yükseliş devam ederken eğer doğru bir planlama yapmazsak bugünkü manzaradan çok daha kötü boyutları hep birlikte yaşayacağız. Çok net söylüyorum. Bu şehirde 2014'te her birimiz ortalama yolculuk süresi 49 dakikayla evlerimize, iş yerlerimize ulaşabiliyorduk. 49 dakikada. 2019'a geldiğimizde o zaman da araç ve nüfus sayımızın artmasına rağmen yatırımlarımız sayesinde biz o 49 dakikayı 45 dakikaya düşürdük. Bakın nüfus arttı, İstanbul büyüdü ama yatırım yaptık. O ulaşım süresini 49 dakikadan 45 dakikaya düşürdük. Ama mevcut İBB yönetimi ne yapıp etti değerli arkadaşlar? 5 yılda bu süreyi tam 64 dakikaya ulaştırdı. Bunların 2019'da devraldığı o aziz İstanbul'umuzda ortalama trafik hızımız 60 kilometre bölü saatken bugün 42 kilometre saate düştü. Yani hızımız da yavaşladı. İşte 5 yılın sonundaki toplam tablo budur. Ve 2019'da %47 olan trafik yoğunluğu bugün ortalama %64'e çıkmış ki hele hele o trafiğin yoğun olduğu saatlerde bu oran %90'lara yaklaşmaktı. İşte görüntülerde de gördüğümüz her günde aslında bu çileyi yaşadığımız durum maalesef böyle. Halbuki bunlar milletimize ne söz verdiler? 5 yılda hatırlayın 230 kilometre metro yapacağız dediler. Ama maalesef her işte olduğu gibi burada da sözlerini tutmadılar. Hatta bu sözler sorulduğunda da biz böyle bir söz vermedik gibi bir cevapla karşılaştık. 2019 öncesinde bizim başlattığımız çok önemli 10 metro hattının 3'ünün yapımını bile durdurdular. İhalesi yapılmış, projesi çizilmiş, efendim kaynağı bulunmuş, metro ihalelerinin 3'ünü iptal ettiler. Bırakın verilen sözleri tutmayı, biz açtık dedikleri, hatırlayın boy boy reklam yaptıkları 47.3 kilometrelik metro hattının ise sadece 8 kilometresini yaptılar. Bizim %99'unu tamamladığımız, bakın bu da verilerle, hani eğer bundan farklı bir veri varsa göstersinler, biz de diyelim ki biz yanlış yaptık. Bakın 47 kilometrelik metro hattında Mecidiyeköy Mahmut Bey 18 kilometrelik hattın burada sadece 180 metre bu hatta ekleyebildiler. Yine Dudullu Bostancı metromuz, burası 14.3 kilometrelik bir hattı. Bu hattın da %70'lik kısmı, yani 10 kilometresini zaten biz bitirmiş tamamlamıştık. Onlar da bu hattın sadece %30'luk kısmını, yani 4.29 kilometresini yapabildiler. İşte detayları sunuda da gözüken ve öyle 47 kilometre açtık dedikleri metro hattında sadece 8 kilometresini yaptıklarını da net bir şekilde görüyoruz. Tabii bu beceriksizlikle yetinmediler. Üstüne bir de devam eden bizim o hatlarımızı iptal ettiler. Üstüne üstlük iptal ettikleri yetmiyormuş gibi
Gelip bir de hafriyat doldurdular. Dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz böyle bir manzara. Yani milletin yararına, faydasına olan bir iş yapılacak. Millet orada o işin yapılması için bekleyecek, umutlanacak ve mevcut işte yönetimin yaptığı gibi geleceksiniz, üzerine hafriyat dökeceksiniz. Emin olun dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir manzarayla karşılaşamazsınız. Daha da acısı 5 yılda bu şehrin geleceği için yeni tek bir metro ihalesi yapmadılar. İşte İstanbul'un kayıp yıllarından böyle örnekleri, bu sayıları arttırıp sizlere söyleyebiliriz. Ama bu sayıları söylememizin aslında İstanbul için bir manası yok. Çünkü İstanbullular bu sorunla bu an karşı karşıyalar. Ya bu sorunla iç içe yaşıyorlar. Biz İstanbul'umuza bir söz verdik. Bunların yarım bıraktıklarını da, hafriyat döktüklerini de, iptal ettiklerini de inşallah en güzel şekilde 1 Nisan sabahı göreve geldiğimizde biz tüm ekibimizle, tüm belediye başkanlarımızla birlikte şantiyede çalışarak İstanbulluların trafik çilesini inşallah hep birlikte bitireceğiz. Kıymetli kardeşlerim, şimdi toplu ulaşımda karayolu ağırlığı şu anki verilerle %72'lerde ve raylı sistem payı da %26'larda. Deniz yoluna baktığınızda maalesef hala %2 seviyesinde kullanılıyor. Biz 2029'daki planımız karayolu payını %60'a düşürmek, raylı sistem payını da neredeyse %50 artırarak %37'ye çıkarmaktır. Deniz yolu ulaşımını da %3'e yükselteceğiz ve işte 2034 hedefinize baktığınızda da 2034'te karayolu ağırlığı artık %48'e düştüğü, raylı sistemlerin payının da %48'e yükseltildiği ve deniz yolu ulaşımının iki katına çıktığı bir durumu inşallah hep birlikte yaşayacağız. Bu dünyanın diğer metropollerinde değerli arkadaşlar böyle. Maalesef İstanbul'da o yatırımların devam etmemesi sebebiyle biz bu oranlarla karşılaşıyoruz. Tabii bu büyük hedef için biz sürekli çalışacağız ve bir taraftan yerin üstünde kentsel dönüşüm şantiyelerinde çalışırken diğer tarafta da yerin altında ulaşım projelerinde vatandaşımızla birlikte çalışacağız ve terleyeceğiz. Alın terimizi, o emeklerimizi milletimizin refahı için, huzuru için inşallah hep birlikte o çabayı göstermiş olacağız. Ama ne olursa olsun İstanbul'un hız ve konforunu arttıracağız. İnsanımıza nefes aldıracağız. Ekonomimizi güçlendireceğiz ve İstanbul'umuzu hep birlikte yükselteceğiz. Değerli İstanbullular, her şeyi bir plan ve programa göre yapacağız. Bu noktada sizlere İstanbul'un ulaşım anayasası olacak uğraştıran İstanbul değil, ulaştıran İstanbul stratejimizi anlatmak istiyorum. Ve bu ana ulaşım planı çerçevesinde işte hocalarımız da buradalar. Hocalarımızla birlikte hazırladığımız, yine buradaki teknik arkadaşlarımızla birlikte aylardır çalıştığımız bu plan çerçevesinde ulaşım projelerimizi hayata geçireceğiz. Sürdürülebilir bir ulaşım sistemi için konforlu, güvenilir ve bu manada ekonomik, aynı zamanda çevreci bir ulaşım altyapısı için kısa, orta ve uzun vadeli yine bir bakış açısıyla bu projeleri gerçekleştireceğiz. Tüm projelerimizi de sürekli dijital olarak güncelleyeceğimiz ulaşım ana planımıza uygun şekilde hayata geçireceğiz. Ve burada yüksek kapasiteli toplu taşıma sistemi diyeceğiz. Cazip ve kapasitesi yüksek bir toplu taşıma sistemi kuracağız. Bir taraftan da karayolu ulaşım altyapıları diyeceğiz. İşte tüneller, yollar, kavşaklar, yeni yollar, otoparklar ve lojistik merkezleriyle ulaşım altyapısını büyüteceğiz. Akıllı ulaşım diyeceğiz. Filmde de izlediğimiz gibi akıllı ulaşım yönetim ve denetim sistemini tesis edeceğiz. Ve burada vatandaşımız nereye gideceğini, ne zaman gideceğini, süresi ne kadar yolculuk geçireceğini bu sistem sayesinde bilecek. Yine ulaşım akademisi kuruyoruz. Ve burada sürücü, yolcu ve yayaların eğitim alabileceği ve tamamen
kendi tasarımımız olan akademimizi de hayata geçireceğiz. Ulaşım ana planı kapsamında, işte bu anlattığım ana plan kapsamında nüfus, gayri safi yurt içi hasıla, araç sahipliliği, ekonomik büyüme, öğrenci sayısı gibi makro göstergeleri de her zaman kullanacağız. İşte aslında veriler her şeyi söylüyor. Yani siz tedbir almazsanız nüfusun artması, araç sayısının artması, araç hareketliliğinin artması dolayısıyla da siz bu çileyi artık daha da büyütürsünüz. Yani İstanbul'da yaşamak artık bir eziyet haline gelir. Sürekli canlı verilerle biz güncelleyip bu ulaşım tahmin modeliyle birlikte biz gelecek için bu yatırımlarımızı bu modelle birlikte oluşacak yük ve yolcu taşımacılığı taleplerini ve tahminlerini gün gün artık hesap edeceğiz ve oluşacak talep doğrultusunda da İstanbul'un ihtiyacı olan o sürdürülebilir ulaşım altyapısını da buna göre kurgulayacağız. Kısa ve orta vadede projeksiyonlarımızda ihtiyaç duyulacak tüm projelerimizin detaylarını düşünerek buna göre hazırladık ve işte ikinci adımda da yüksek kapasiteli bir toplu taşıma sistemi kurmak olacak. Şu anda metro hatlarına baktığımızda 340.5 kilometre metro hattı uzunluğumuz var ve 2029'a kadar biz metro hattını iki katına, yani 650 kilometreye çıkaracağız. Ve bir sonraki hedefimiz, yani ikinci beş yılda 2034'e geldiğimizde de 1004 kilometre metro hattını bu manada İstanbul'un her ilçesine yapmak suretiyle artık o toplu ulaşımdaki payımızı %50'lere çıkaracak adımlarımızı atacağız. İşte şu an ekranda mevcut raylı sistem ağımızı görüyorsunuz. Bu da Ulaştırma Bakanlığımızın Ulaştırma Bakanlığımızın burada 44.4 kilometrelik hattı ve İBB'nin 80.5 kilometrelik raylı sistem hatları var. Ve tüm bu hatları öncelikle tamamlayacağız. Bize diyorlar ki nasıl yapacaksınız? Ya biz geçmişte afetlerde, sellerde, yangınlarda milletimize söz verdik. Ve o sözleri hamdolsun tuttuk. Bugün tutmuş biri olarak karşınızdayım. İstanbul'da on binlerce konutun dönüşümünü yapmış. İşte belediye başkanlarımız burada. Zeytinburnu'ya gittiğinizde Zeytinburnu'ndaki bizim o projelerimizi görürsünüz. Meydanıyla, o millet bahçesiyle, oradaki deprem dönüşüm konutlarıyla. Gazi Osman Paşa'ya giderseniz Gazi Osman Paşa'da o yarım kalan kentsel dönüşüm konutlarına kaynağı nasıl bulduğumuzu, o konutların nasıl bitirildiğini hepiniz görürsünüz. Dolayısıyla biz dertliyiz. Yani milletimizin, İstanbul'un sorunlarını çözmek için dertliyiz. Ve bu liyakatli ekibimizle, kadrolarımızla, arkadaşlarımızla birlikte biz istersek yapamayacağımız hiçbir şey yok. İstanbul isterse yapamayacağı hiçbir şey yok. O yüzden kaynağı da biz İstanbul'dan, İstanbullu kardeşlerimizle birlikte üreterek, devletin tüm birimleriyle, ilgili tüm bakanlıklarımızla birlikte bir uyum içerisinde, bir ahenk içerisinde çalışarak bu projeleri inşallah gerçekleştireceğiz. İstanbul'umuzun raylı sistem ağı uzunluğunu önce 465 kilometreye ulaştıracağız. İşte ekranları başında bizi izleyen İstanbullulara müjdelerimizi veriyoruz. İşte ilk yapacağımız hatlardan bir tanesi 14.2 kilometrelik Yeni Kapı İncirli Sefaköy metro hattımız. Burada bu da o Yeni Kapı'dan başlayıp işte İncirli Sefaköy'e kadar uzanan çok önemli bir hattımız. Bu hatla birlikte de oradaki trafik yoğunluğunu yine hem metrobüsteki hem de oradaki vatandaşımızın trafik çilesini giderecek adımlarımızı inşallah atıyoruz. Evet, ikinci hattımızda 18 kilometrelik Sefaköy Avcılar Beylikdüzü TÜYAP metro hattımız. Yani bu da çok önemsediğimiz bir proje. TÜYAP'tan başlayıp orada Sefaköy'e kadar uzanan, bir taraftan da o işte metrobüsteki sorunu, sıkıntıyı, çileyi çözecek en önemli projelerden bir tanesi.
Bu iki hattımızı İvedilik'le ihale edeceğiz ve bitireceğiz. Böylelikle işte Beylikdüzü'nden Bakırköy'e yolculuk süresi 39 dakika olacak. 39 dakika. 39 dakikada Beylikdüzü'nden Bakırköy'e ulaşabileceksiniz. Yine denizin altından İstanbul'umuzun iki yakasını bir kez daha bağlıyoruz. Bu da çok çok önemli. Hem metrobüs hattındaki o yoğunluğu düşürecek, hem de iki yakayı birbirine kesintisiz bir şekilde bağlayacağımız 28 kilometrelik İncirli Gayrettepe Söğütlü Çeşme metro hattımız. Bu hattımızı da tamamladığımızda benim Beylikdüzü'nden metroya binen bir kardeşim Boğaz'ın altından geçecek ve Söğütlü Çeşme'ye tam 78 dakikada ulaşacak. 78 dakikada. Aslında İstanbul'un bir ucundan neredeyse bir ucuna kadar ulaşabileceğiniz bir hat bu. Bu da bizim çok önemsediğimiz ve göreve gelir gelmez ilk başlayacağımız projelerden bir tanesi. Bir diğeri de 17.4 kilometrelik Vezneciler Sultan Gazi metro hattımız. Bu hat tam 4 ilçemizi birbirine bağlıyor. 4 ilçemizi. Fatih, Sultan Gazi arasında burada 26 dakikada yolculuk yapabileceğimiz ve yine Fatih, Gazi Osman Paşa arasını da 20 dakikaya düşürdüğümüz bir projemiz. İşte mevcut yönetimin üstüne hafriyat dökerek iptal ettiği, bizimse yeniden hayat vereceğimiz 6.9 kilometrelik Sancaktepe Şehir Hastanesi Sarıgazi Taşdelen yeni doğan metro hattımız. Bu hattımız da yeni doğan ismiyle müsemma olacak. Hattımız yeniden İstanbul diyen kardeşlerimizin ellerinde yeniden doğacak ve onlar hafriyat döksünler. Onlar milletimizin bu sorunlarını çözmek üzerine herhangi bir irade ortaya koymasınlar. Biz milletimizle el ele vereceğiz ve milletimizin bizden beklediği özlemle, hasretle, o umutla benim sorunlarımın çözülsün dediği işleri biz milletimizle beraber 22 yıldır olduğu gibi yine yapmaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, bir önemli hattımızda 5.4 kilometrelik Sultanbeyli Kurtköy metro hattımız. Bu da mevcut Üsküdar Çekmeköy metro hattımızın devamında inşası İBB tarafından ağır aksak devam ettirilen Çekmeköy Sultanbeyli metro hattının devamında bu hattımızda inşallah Kurtköy'ümüze ulaşabileceğiz. Ve yine diğer önemli hatlarımızdan bir tanesi 6 kilometrelik Sabiha Gökçen Kurtköy metro hattımız. Ve burada Kartal, Kadıköy, Pendik, Sabiha Gökçen havalimanımızın yine buradaki metro kesintisiz ulaşım ağımızı bu hattımızla birlikte hizmete almış oluyoruz. Yine çok önemsediğim benim, bu da aslında sahil yoluna alternatif ve sahil yoluyla birlikte vatandaşlarımızın ulaşımlarını bu manada imkan verecek bir hat. 21.3 kilometrelik Üsküdar Kadıköy Maltepe Kartal tramvay hattımız. Ve burada bu hatta Anadolu yakasında ulaşım talebinin yüksek olduğu ve trafik yükünün de fazla olduğu minibüs caddemiz var. Minibüs caddemize inşallah nefes aldıracak bir proje olacak ve bu kapsamda 4 ilçemizi birbirine bağlıyoruz ve milyonlarca İstanbullunun hayatını inşallah güzelleştireceğiz. Cumhurbaşkanımız diyor ya, yaparsa Murat Kurum yapar, yaparsa İstanbul yapar. Biz İstanbullularla el ele verdiğimizde yapamayacağımız hiçbir iş yok. Allah'ın izniyle biz yeter ki isteyelim. Yeter ki bu sorunların çözülmesi adına bir irade ortaya koyalım. Evet, yine
çok önemli. Eyüp Sultan'a gittiğimizde, Bayrampaşa'ya gittiğimizde de hem kıymetli belediye başkan adayımızdan hem de bizlerden bu hattı istiyorlardı vatandaşlarımız. 3.1 kilometrelik Eyüp Sultan Bayrampaşa tramvay hattımız. Bu hatta mevcut Alibeyköy, Eyüp ve Eminönü tramvay hattının Eyüp Feshane istasyonundan ayrılarak Demirkapı'ya geçecek ve buradan Bayrampaşa meydanına inşallah ulaşacak. Bu da çok önemsediğimiz bir hattımız. Ve bir taraftan o ulaşımla ilgili yatırımları yaparken bir taraftan da 62.4 kilometrelik uzunluğa sahip iki havalimanı birbirine bağlayan işte Samandıra İstanbul Havalimanı raylı sistem hattımızı. Bu hat da bizim için çok önemli, çok kıymetli değerli arkadaşlar. Çünkü bugün baktığınızda Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçerek hem yolcu taşıyacak hem de yük taşıyacak. Kuracağımız 6 tane lojistik merkezimiz var ve bu lojistik merkezleri birbirine bağlayarak Marmaray'ın da yükünü üstlenmiş olacak. Marmaray'ı gece saatlerinde yolcu taşımada kullanmamızı sağlayacak. Gece saatlerinde biliyorsunuz Marmaray'da yük taşımacılığı yapılmakta ve orada da işte üretimimizin, istihdamımızın artmasıyla birlikte artık kapasite böyle bir 3-4 yıl içerisinde dolma seviyesine geldi. Dolayısıyla bu hattı yapmazsanız eğer maalesef insanımızın o denizin altından ticaretini engellemiş yine karayoluna o yükü vermiş olursunuz. Bu hat da bizim için çok çok önemli. İnşallah bu hattımızla birlikte lojistik köylerimizi de birbirine bağlamış ve İstanbul trafiğini aslında bir nevi kuzeye taşımış olacağız. Diğer bir hattımız 2 kilometrelik Eyüp Sultan Pierre Loti Miniatür teleferik hattımız. Bu hattımızda da Haliç'i iki yakasını birbirine inşallah bağlayacağız. Ve toplamda 185 kilometrelik yeni hattı 2029 yılına kadar İstanbullu hemşehrilerimizin inşallah hizmetine sunacağız. İstanbul'umuzu 5 yıl içinde 650 kilometre raylı sisteme kavuşturacağız ve İstanbullu her bir kardeşim evinden çıktığında en fazla, burası da çok önemli, 10 dakika yürüyerek raylı sisteme ulaşacak. 10 dakikada toplu ulaşıma ulaşacak ve oradan toplu ulaşım ağlarıyla birlikte rahat, huzurlu bir ulaşımı inşallah gerçekleştirmiş olacak. Değerli kardeşlerim, ulaşım sorununu kökten çözecek yepyeni hatlarıyla 2029'dan 34 yılına kadar inşallah bu projeleri hayata geçireceğiz. Ve 2034 yılında raylı sistem uzunluğumuza 354 kilometre daha ekleyerek 1004 kilometreye çıkarmış olacağız. İşte 28 raylı sistem hattımızı da ekranda görüyorsunuz ve işte kırmızı çizgilerle göstermiş olduğumuz hatlarda 2029 hedeflerimiz, yeşillerle gösterdiğimiz hatlarda yine burada yeni yapacağımız 2034'e kadar yapacağımız, tamamlayacağımız hatlarımız. Evet. Yeşil değil, beyaz olacak o galiba. Bu noktada İstanbul'umuzun 50 yılını, 100 yılını ilgilendiren çok önemli bir çalışmamızı sizlere anlatmak istiyorum. İnşallah biz göreve geldiğimizde Metro AŞ, Aselsan ve TÜBİTAK işbirliğiyle metroların sinyalizasyon sistemlerinden yeni ulaşım yazılımlarına kadar birçok alanda hizmet verecek bir tesisimizi kuracağız. Bugün biz nasıl savunma sanayinde, bilgi ve teknolojide en yüksek noktaya gelmişsek, İstanbul'umuzu da bu yeni tesisle ulaşım teknolojilerinde dünyanın lider şehirlerinden biri haline getireceğiz. Değerli kardeşlerim, bugün İnsanımız metrobüs duraklarında adeta can çekişiyor. Ben hemen metrobüs konusunda müjdemi vermek istiyorum. Metrobüs hattımızı ulaşım talepleri doğrultusunda Silivri'ye kadar uzatıyoruz. Dün Büyükçekmece'ye gittim. Ya Büyükçekmece biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partili yerel yönetim tarafından yönetiliyor. İşte İBB baktığınızda 5 yıldır aynı.
Yani Büyükçekmece'li kız kırgın. Silivri'deki vatandaşlarımız üzgün. Ya biz niye göz ardı ediliyoruz? Niye bize bu hizmetler gelmiyor diye emin olun o kırgınlıklarını bize her gittiğimiz ortamda ifade ediyorlar. Biz inşallah E5 karayolunun Büyükçekmece Kınalı kesiminde ana yolları ve yan yolları bu manada düzenleyerek inşallah bu projemizi otonom ve yeni sürücüsüz metro hattımızı inşallah TÜYAP Silivri arasında hizmete sokacağız ve her sabah işine okuluna binbir çileyle giden İstanbullu kardeşime bir müjde daha buradan vermek istiyorum. Her yıl filolarımızda tam 100 yeni elektrikli metrobüs ve 200 elektrikli otobüs kurduk. Evet. Bu da önemli. Yani bir taraftan o emisyonları düşüreceğimiz, bir taraftan İstanbul'un havasını güzelleştireceğimiz, bir taraftan da o yolcu konforunu, yolculuk konforunu arttıracağımız adımlarımızı 100 elektrikli metrobüsle, yine 250 otobüsümüzle birlikte filomuzu her gün yenileyen tarafta olacağız. Değerli kardeşlerim, mevcut İBB yönetimi deniz ulaşımını teşvik edecek adımları atma noktasında da her işte olduğu gibi sınıfta kalmıştır. Ve deniz ulaşımdaki payını biz inşallah hızlı bir şekilde burada %2'den %10'a çıkarıp metro yapacağız dediklerini şöyle geriye dönüp baktığınızda hatırlarsınız. Ama maalesef her işte olduğu gibi burada da sonuç yine hüsran. Deniz yolu ulaşımında milim ilerlemedi, yine %2 seviyesinde kaldı. Ama biz kararlıyız. Bugün 500 bin olan deniz yolcu sayımızı 2034 yılına kadar iki katına, 1 milyona ulaştıracağız. Ve bu çerçevede de İstinye Yeni Kapı ve Çubuklu Yeni Kapı arabalı vapur seferlerini inşallah hemen hızlıca hayata geçireceğiz ve yine Sirkeci Harem nostaljik o bizim simitimizi, çayımızı içtiğimiz ve orada martıların sesleri içerisinde yolculuk yaptığımız yolcu o vapurumuzu da inşallah hizmete almış olacağız. Ve bununla yetinmeyeceğiz. Beylikdüzü'nden sırasıyla Avcılar, Bakırköy, Yenikapı, Eminönü, Kabataş ve Beşiktaş'a, Anadolu yakasında da yine işte görsellerini gösterdiğimiz burada Maltepe sahilinde benzer şekilde oluşturacağımız mini iskelelerle birlikte özellikle akşam ve sabah saatlerinde iş saatlerinde verilecek hızlı ve sık seferlerle hizmeti arttıracağız. İşte buradan İstanbullulara müjdemi veriyorum. Hazır mıyız? Göreve gelir gelmez deniz ulaşımında aktarmalı yolculukların tamamını ücretsiz hale getiriyoruz. Evet. Deniz ulaşımında inşallah 1 Nisan sabahı aktarmalı yolculuklar ücretsiz olacak. Niye? Çünkü vatandaşımızı biz bu manada hem deniz ulaşımına teşvik etmek istiyoruz, hem de orada benim kardeşim o İstanbul'un güzelliğini, doğasını doyasıya orada yaşayabilsin istiyoruz. Diğer bir hedefimiz de halkımızı bu manada İstanbul'da bisiklet, motosiklet, skuter gibi araçlarda en güvenli, en konforlu şekilde faydalandırmak. Bunun için de güvenli mikromobilite ulaşım ağı dönemine inşallah geçiyoruz ve böylece her gün daha çok hemşerimiz yeni, çevreci ve çağdaş çözümlerle tanıştıracağız. Bunun için de güvenli mikromobilite altyapısını arttırıyoruz. Biz herkesin evin önünde bir bisiklet olsun istiyoruz. Herkes bisiklete binsin. Ve bu hedefle bisiklet parklarının sayısını hızlıca arttıracağız ve 2029 yılına kadar bisiklet yolu uzunluğumuzu iki katına çıkarıyoruz ve 2034'e geldiğimizde 1500 kilometre bisiklet yoluna inşallah ulaşmış olacağız ve bisikleti İstanbul'un
en cazip ulaşım araçlarından biri haline getireceğiz. Gelelim taksilerimize. Taksi ulaşımı bugün artık bir çile haline gelmiş ve maalesef bu manada İstanbullu hemşehrilerimizin beklentilerini karşılayamıyorlar. Bugün İstanbul'a baktığımızda 19.845 taksimiz var. Ve bu taksiler günde 1,5 milyondan fazla yolcuya hizmet veriyor. Ama bu sayıya baktığınızda mevcut talebe maalesef yetişemiyor. Ve ortalama talep karşılanması %45'te kalırken yoğun saatlere baktığımızda bu oran %18'lere kadar maalesef düşüyor. Ve İstanbullular taksi konusuna dair dertliler. Herkes taksi bulamama, farklı ücret talepleri, yolcu seçme, hizmet kalitesinin işte orada düşüklüğü, güvenlik yetersizliğinden şikayet ediyor. İnşallah biz göreve geldiğimizde ihaleler yaparak taksi eksikliğini şehrimizin ihtiyaçlarına göre gidereceğiz ve burada yeni dijital uygulamalarla birlikte tek merkezden burada bütün verileri o merkezden yönettiğimiz ve burada dijital taksi sistemiyle birlikte tek uygulamayla vatandaşlarımızın bütün taksilere işte gelirken bir abimiz diyor ki ya otoparkları da diyor büyükşehir kendi işletsin. O otoparklar da taksi sistemiyle birlikte tek elde çalışsın. Biz bu dijital verilerle yönettiğimiz ve tek merkezden bu hizmeti sunduğumuz bir dijital yönetim ağını inşallah İstanbul'a kazandıracağız ve hızlı bir şekilde İstanbul'un o taksi ihtiyacını gidereceğiz. İstanbul taksisi bir marka olacak. Çok net söylüyorum. Marka olacak ve orada taksicimizle de görüştük, esnafımızla görüştük. Burada taksicimize etkili eğitim, denetim, ödül, ceza ve bu manada geri bildirim uygulamalarını işler hale getireceğiz. Taksi sorunlarını da diğer sorunlar gibi İstanbulluların gündeminden inşallah hızlı bir şekilde çıkaracağız ve vatandaşlarımızın arzuladığı hizmetleri inşallah bir an önce getireceğiz. Tabii bu manada taksicilerimizin de işte orada güvenliğiyle alakalı ki bir İzmir'de taksicimiz biliyorsunuz hunharca katledildi. Onların da güvenliğini emniyet altına alacak uygulamalarımızı işte taksinin kalitesiyle oradaki taksicimizin duruşuyla tavrıyla her alanda İstanbul taksisini bir marka haline getirecek adımları inşallah bir masada oturarak o masada karar alarak inşallah uygulayan tarafta olacağız. Tabii toplu taşımayı teşvik edici sosyal destek uygulamalarımızı da hızla hayata geçiriyoruz. İşte açıkladığımızda halkımızı son derece mutlu edecek ilk projelerimizde 0-6 yaş çocuklarımızın babalarının da artık ailesi orada çocuğuyla birlikte ücretsiz seyahat hakkı vereceğiz. Yine tabii ilk öğretim öğrencilerimizi unutmuyoruz ve onlara da müjdemizi veriyoruz. İlk öğretimde okuyan yavrularımıza ulaşımı tamamen ücretsiz yapacağız. Gençlerimiz buradalar. Gençlerimize de müjdelerimizi veriyorum. Gençlerimizin halihazırda indirimli olan İstanbul kartlarındaki yolculuk ücret tarifesine tam %40 indirim yapacağız. Bizim sözümüz ama öbür şu anki yönetimin verdiği sözlere benzemez. Biz söz verdik mi? Sözümüzü tutarız. İnşallah hep beraber yapacağız. İnşallah. Sevgili İstanbullular, kıymetli kardeşlerim, gelelim Ulaştıran İstanbul Strateji Planımızın 3. adamı olan karayolu ağına. Karayolu müjdelerimizi de şöyle hızlı bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul Avrupa yakasında 88, Anadolu yakasında da 34 kilometre olmak üzere İstanbul'umuza 122 kilometre uzunluğunda yeni tüneller kazandırıyoruz. İşte tünellerimiz. İlk 5 yılımızda Çayırbaşı, Ayaza, Levazım ve Dolmabahçe etabının
25.7 kilometrelik bu hattı, inşallah bu tünel projesini yapacağız. Bu tünel projesiyle birlikte aslında Büyükdere Caddesi ve yine orada sahil yoluna alternatif Dolmabahçe'den başlayıp Kilyos'a uzanan bir tünel zincirini hayata geçirmiş olacağız. Burada Dolmabahçe'den gireceğiz. Kilyos'a kadar kesintisiz bir ulaşımı İstanbullu hemşehrilerimize sunmuş olacağız. Böylelikle aslında oradaki trafik yükünü şehre eziyet haline gelmekten kurtarmış ve orada vatandaşlarımızın huzur içerisinde yolculuk yaptığı bir projeyi İstanbul'a kazandırmış olacağız. Yine Kağıthane Bayrampaşa hat arasında 11.5 kilometrelik tünelimizi hizmete açacağız ve bu hattımızla birlikte de aslında Kilyos'tan başlayıp ta Beylikdüzü'ne kadar ulaşan o tünel zincirinin etap etap yapımını inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Anadolu yakasında ise 10.2 kilometrelik Yeni Sahra Bostancı tünelimiz. Burada işte Kadıköy'den gelen kardeşlerimiz Tuzla'ya giderken ben Bostancı sahiline gitmek istiyorum dediği yerde yapacağımız yan yol düzenlemeleriyle birlikte işte buradaki tünellerle Bostancı sahiline uzanabilecekler. Bu projeyle Göztepe'den doğuya doğru E5 karayolu ile sahil yolu arasında kesintisiz bir bağlantı yolu oluşturacağız. Yine bu çerçevede E5 karayolunun yoğunluğunu da azaltmış olacağız. Yine ikinci 5 yılımızda da 74.7 kilometrelik yeni tünel hedefimizin 50.9 kilometresini Avrupa yakasında Bayrampaşa'dan başlayarak o Büyükçekmece'ye kadar uzanan karayolu tüneliyle sağlayacağız. Yine çok önemsediğimiz sahil yolunun Anadolu'da alternatifi olacak 28-23.8 kilometrelik Harem Çengelköy Kavacık. Bu da çok önemli. Yani Harem'den giren kardeşimiz orada Nakkaş tünel kavşağıyla birlikte burada hızlı bir şekilde Çengelköy kavşağı ve buradan Çubuklu'ya kadar kesintisiz ulaşımı inşallah sağlamış olacak. E5 karayoluyla TEM otoyolu ve kuzey güney istikametinde iki yakada Boğaz sahil yollarını bu çerçevede trafik çilesinden kurtarmış olacağız. İstanbul'umuz şu anda ekranda gördüğümüz karayolu tünellerine inşallah sahip olacak ve bu çerçevede hem trafik yoğunluğu üst seviyelerde olan E5'imiz, TEM'imiz ve birbirine bağlayan o bağlantı yollarımızın yoğunluğunu da azaltmış olacağız. Sarıyer, Beşiktaş arasında çok önemli. Ya vatandaşımız 12 dakikada bu yolculuğu yapabilecekler. Beşiktaş'tan Beylikdüzü'ne giden kardeşimiz 23 dakikaya, yine Beşiktaş'tan Küçükçekmece'ye gidecek vatandaşımız 15 dakikaya, Harem Kavacık'ta da yolculuk yapacak İstanbullu kardeşlerimiz 9 dakikada bu seyahatleri yapabilecekler. Yine Avrupa ve Anadolu yakasında Altınşehir, Bahçeşehir, TÜYAP, Silivri, Sultanbeyli, Kurtköy ve Göztepe, Çayırova arasında tam 260 kilometre ana yol ve yan yolumuzun düzenlemesini yapacağız. Bu da yan yollarla birlikte İstanbul'daki trafik yoğunluğunu arttıran o sorunları çözecek 151 kavşak düzenlemesiyle birlikte aslında 39 ilçede ve mahallelerimizde trafik yükünü azaltacak ve İstanbul'a nefes aldıracak projelerimiz olacak. Bu kavşak projelerimize de baktığınızda artık işte çile haline gelmiş her gün yaşadığımız Mahmut Bey kavşağımız, Mahmut Bey kavşağımız başta olmak üzere Kağıthane'de, Bayrampaşa'da, Eyüp Sultan'da, Ataköy'de, yine orası da E5'te problem yaşadığımız bir alan, Zeytinburnu'nda, Bakırköy'de, Ataşehir gibi en acil noktalara hızlı bir şekilde bu kavşak düzenleme projelerini hayata geçireceğiz ve 1 Nisan'da inşaat süreçlerine başlayacak tüm köprülü kavşak ve yollarımızı 2 yıl içerisinde de vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Bu çalışmalarımızı yaparken de İstanbullular için alternatif
Trafik sirkülasyon projelerimizle de vatandaşımızı mağdur etmeden bu sorunları inşallah bir bir çözmüş olacağız. Şehrimizin trafiğini rahatlatacak iki büyük hamlemiz daha var. Şimdi bu da önemsediğimiz bir proje. Esenler Otogarı'nı, yine Harem Otogarı'nı şehrin kuzeyine taşıyoruz. Birini Kurtköy'e, birini de İhsaniye'ye taşıyacağız ve İstanbul'un şehir içi trafik yükünü alırken ve orada şehirler arası yolcularımızı ve şoförlerimizi de rahatlatmış olacağız. Toplu ulaşımla birlikte vatandaşımız evlerine kadar uzanabilecekler. Mevcut otogarlarımızın esnafına bu yeni otogarlarda öncelik vereceğiz ve otogarları raylı sistemlerle entegre ederek hiçbir kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz. Ağır vasıta trafiği de önemli ki şu anki trafiğin %25'ini oluşturuyor. Bu kapsamda ağır vasıta trafiğini iki yakada kuracağımız 6 yeni lojistik merkezimiz. Bu da önemli bir proje. Yani şehrin içindeki o yükü şehrin kuzeyine atacağımız, lojistik köylerimizle birbirine bağlayacağımız, bunların ikisi Avrupa yakasında, Yassıören'le Anadolu yakasında, işte Kocaeli sınırımızda Körfez lojistik köyleri olacak. Diğer 4 lojistik köyümüzde Yeşilbayır'da, Çatalca'da, Kurtköy'de ve Paşaköy'de kurularak bu ana lojistik sisteminin destek noktaları olarak hizmet verecek. Lojistik köylerimizde tüm temel hizmet birimleri, serbest bölge, işte orada antrepo tesisleri, tır parkları, teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi alanları ve demiryolu entegrasyon alanı bulunacak ve bu yatırımlarımız kent içindeki 1 milyon ağır vasıta araç yükünü de şehrin çeperlerine bu sayede taşımış olacağız. Planlı bir dağıtım modeliyle şehir içi ulaşım seyahat süresinde de %20 iyileştirme yapmış olacağız. Tabii İstanbul'un kuzeyinde oluşturacağımız lojistik altyapımızın bir parçası olarak Karadeniz kıyısına da Kuzey İstanbul Limanı. Bu da önemli bir liman. Bu Kuzey İstanbul Limanı projemizi hayata geçirerek Marmara Denizimizin gemi trafiğini de bu manada azaltmış olacağız. Bunun yanında İstanbul'un güneyindeki o trafiği ağır vasıtalardan da arındırmış olacağız. Evet, değerli İstanbullular, kıymetli misafirler, 2018'den bu yana otomobil sayımız %15 artarken bir de İstanbul'da motosiklet sürücülerimiz var. Motosiklet sayımız tam %119 artış gösterdi. %119. Buradan motosiklet kullanıcısı vatandaşlarımıza müjdelerimi vermek istiyorum. Tüm motosiklet kullanıcılarının can güvenliği için trafik yoğunluğunun önemli olduğu ana arterlerde ayrılmış olan motosiklet yolları yeni motor yollarını devreye alıyoruz. Burada görselini paylaştığımız, evet, turuncuyla gösterilen alan motor yolu olacak ve burada bakın şerit sayısını azaltmadan, işte banketleri daraltarak bu banketlerle birlikte motosiklet kullanıcılarının güvenle hızlı bir şekilde burada yolculuk yapabilmelerine imkan sağlayacak bu adımı atıyor olacağız. Ve motosiklet yolları İstanbul'un öncelikle işte Bakırköy, Barbaros Bulvarı, Büyükdere Caddesi, Kozyatağı, Maltepe Sahil Yolu ve Samatya olmak üzere mümkün olan her yerde emniyetli motor yolları yapacağız ve başta orada kaza kara noktaları olmak üzere tüm yollarımızda motorcu dostu bariyerlerin sayısını, görsellerini paylaştığımız ve uzunluklarını arttıracağız. Buradan İstanbul'daki yine 250 bin moto kuryesi emekçimize de müjdem var ve motor kuryelerimizin dinlenmesi için, yine ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yeni yapılacak tüm yol kenarlarına, işte görsellerini paylaştığımız, sizler için dinlenme alanı ayıracağız. İstanbul'da yine 250 bin motokurye kardeşimiz için yol kenarlarında yeni cepler açacağız
ve bu ceplerde oluşturacağımız tesislerde kardeşlerimiz ihtiyaçlarını giderebilecek. Değerli kardeşlerim, mevcut yönetim transfer merkezlerinde 100 bin araçlık otopark imkanı, yine asansörlü sistemlerle kapasite arttıracağını vaat etmişti. Her işte olduğu gibi bunu da yine yapmadılar. Gerçi bunlar mevcut metronun asansörlerini bile çalıştırmaktan acizler. Yani biz onlardan yeni otopark asansörü yapmalarını da aslında beklemiyorduk. Biz göreve gelir gelmez inşallah süratle indirme bindirme cepleriyle, engellilerimize ait otoparklarımızla, mahalle sakinine özel park imkanlarıyla yol üstü otopark sistemi uygulamasını hayata geçireceğiz ve İstanbul'umuzu 5 yılda üstü park olacak, altı da otopark olacak şekliyle vatandaşımız arabasını bırakarak toplu ulaşıma yine ulaşabileceği tam 250 bin araçlık otoparkımızı kazandıracağız. İşte İspark'ın durumu ortada. Bu kurum neden zarar ediyor? Değerli arkadaşlar, İspark'ımız liyakatsiz ellerde kötü yönetildiği için zarar ediyor. Ama biz bütün mahallelerde, işte bugünkü uygulamaya baktığınızda evinin önüne park eden vatandaşımızdan ücret alınmasına rağmen İspark zarar ediyor. Bunu anlamak mümkün değil. Biz mahallelerimizde evinin önüne aracını bırakan hemşehrilerimizden sabah akşam herhangi bir ücret almayacağız. Ücretsiz otopark yapacağız ve yine İspark'taki tarifeyi göreve gelir gelmez tarifede tam %25 oranında indirim yapacağız. Yine İspark'ta vatandaşımızın park edeceği o İspark'larımızda, otoparklarımızda ilk yarım saatte ücretsiz olacak. Orada vatandaşımızın ihtiyacını giderebileceği o sürede alışverişini yapacak. İşte efendim çocuğuna bir ihtiyaç varsa o ihtiyacı gidermek için o yarım saatte bizim alanlarımızı kullanabilecek. Kıymetli kardeşlerim, trafiğin en değerli bileşenlerinden biri de yayalarımız, insanımızdır. Bugün maalesef dünya yaya dostu şehirler sıralamasında tam 39. sıradayız. Yani sonlara doğru bir yerimiz var. Ben vatandaşımıza buradan bir müjde daha vermek istiyorum. Millet yolları konseptini geçiriyoruz ve İstanbul'un her yerinde yayalaştırılmış cadde ve meydanlarımızı arttıracağız. Millet yolları projemizde klasik planlamayı değil, İstanbul'un medeniyet ve tasarım rehberini odağımıza alıyoruz. Ve yaptığımız kaldırımı, oradaki aydınlatmayı, inşaat malzemesini, yeşil alanları, parkları ortak bir dile göre yapacağız. Ve İstanbul'un şehirciliğinin kurumsal dilini millet yollarımızı da inşallah yapmak suretiyle yansıtmış olacağız. Ve İstanbullular bize güvensinler, biz yaya dostu bir İstanbul için gerekli tüm adımları atacağız ve uğraştıran İstanbul strateji planımızın 4. adımına geldiğimizde de önce ilgisizliğin ve iş bilmezliğin bu mevcut yönetiminle işte İstanbul'u nereye getirdiğine dair videomuzu son 5 yılın özetini şöyle hep birlikte bir izleyelim değerli arkadaşlar. Evet. İşte otobüsler yanıyor, metrolar yolda kalıyor, istasyonlar su basıyor, itilen otobüs görüntüleri, yürüyen merdivenler çalışmıyor. Ya görebiliyor musunuz? Şunlar film değil. İstanbul'da yaşanan, her gün yaşanan manzara bunlar. Yani bizim tıkır tıkır işleyen sistemin geldiği nokta maalesef her İstanbullunun canına eziyet, cebine maliyet olarak yansıyor. Evet.
Biz göreve geldiğimizde bu akıllı ulaşım sistemlerinde öncü İstanbul'umuz için bu gördüğümüz fetret dönemini hep birlikte bitireceğiz. İşte siz bizim liyakatli kardeşlerimizi, kadroları işten çıkarırsanız, akıllandırılmış o kara kutulardan izlenen, uzaktan müdahale edilebilen otobüslerden, yollarda kalan, yanan otobüslere böyle terfi edersiniz. Bu yüzden biz göreve gelir gelmez Ulaştıran İstanbul Strateji Planımızın 4. adımıyla teknolojinin İstanbul'u anlayışıyla akıllı ulaşım ve yönetim sistemlerini hemen tesis edeceğiz ve İstanbul'umuzda tüm ulaşım ağı yapay zeka ile desteklenecek. Tüm adaptif burada sinyalizasyon sistemiyle birlikte kavşaklarda beklemeyeceğiz. En gelişmiş sensör ve kameralardan kurulu elektronik denetleme sistemimizde trafiği yönlendireceğiz ve tünel işletim merkezini daha verimli hale getiriyor olacağız. Toplu ulaşım araçları ve İETT Filo yönetim merkezi ile toplu taşımada her aracımızı anlık olarak izleyebileceğiz ve metro hat kontrol merkezi işler hale getirilmiş olacak. Lojistik yönetim merkezleriyle akıllı lojistik yine dağıtım sistemi kurulacak ve yerli yazılımla hayata geçireceğimiz Digi İstanbul'u hemen hayata geçireceğiz. Digi İstanbul'la size en yakın boş otoparkın nerede olduğunu görebileceksiniz. Hemen otoparka varmadan yerinizin rezervasyonunu yapabileceksiniz. Aracınız elektrikli bir araçsa orada seyyar şarj istasyonumuzdan randevu alıp siz işlerinizi hallederken aracınızı otomatik olarak şarj ettirebileceksiniz. Park et uygulamamız, bu uygulamayla birlikte de gittiğimiz her yerde bize en yakın, en müsait otoparkı bu uygulamadan öğrenecek ve yol tarifini alabileceksiniz. Yine yol açık uygulamasıyla bulunduğunuz konumdan gitmek istediğiniz yere kadar en verimli ulaşımı bu seçeneklerden takip edebileceksiniz. Değerli İstanbullular, son adımımız ise Ulaşım Akademimiz. Bunu da hemen kuracağız ve mesleki teorik eğitimlerin merkezimizden yine İstanbul trafiğinde direksiyon sağlayan herkese eğitimler vermiş olacağız ve uygulamada eğitim merkezimize kuracağımız parkur ve simülasyonlarla şoförlerimize pratik öğrenme imkanları sunacağız ve burada gerekli her türlü destekleri de bu psikolojik destekten işte test ve her türlü desteğe kadar bu imkanları sunmuş olacağız. Ölçme değerlendirme sertifika sistemleriyle de uluslararası lisanslardan yine vatandaşlarımızı faydalandırmış olacağız. Stratejik planlamamızla İstanbullu kardeşlerimizin ulaşımda iyileşmeyi her gün hissedeceği, her anlamda tasarrufa şahit olacağı bir uygulamayı böylelikle gerçekleştirmiş olacağız. Şehrimizi ulaşımda üst lige taşırken mevcut yönetimin 2019'da %47'den alıp bugün %64'e yükseldiği trafik yoğunluğunu biz inşallah 2029'da %50'ye, 2034'te %41'e düşüreceğiz ve 2019'da 45 dakika olup da liyakatsiz ellerde bugün 64 dakikaya çıkan ortalama seyahat süremizi de biz bu çalışmalarla birlikte 48 dakikaya, 2034'te de 39 dakikaya düşüreceğiz. Ve bugün bizi uğraştıran İstanbul, uğraştıran değil artık, ulaştıran bir İstanbul'a dönüşecek ve ulaştıran İstanbul trafikte her yıl 3 milyon ton daha az karbondioksit üretirken şehrimiz, ülkemiz, dünyamız 450 bin yetişkin ağacı kurtarmış olacak ve bu da aslında 2040 net sıfır emisyon İstanbul hedefimizi yakalamamız adına önemli bir çalışma olacaktır. Değerli İstanbullular, her fikir zamanı bekler. Vakti gelmiş bir fikrin karşısında kimse duramaz. İstanbul'da artık
gerçek belediyeciliğin vakti gelmiştir. Güzel bir geleceğe inanan herkes bu yolda bizim yol ve dava arkadaşımızdır. Bizim halkımızı yol arkadaşı olarak görüyoruz. Ve 52 gündür sahada birlikteyiz. Aynı derdi, aynı gayeleri paylaşıyoruz. Biz milletimizi bu şehri yönetecek ekibin bir üyesi olarak gördük ve o dikkatle dinleyip aynı dikkatle notlarımızı aldık. Ben İstanbullulara söz veriyorum. 1 Nisan'dan itibaren İstanbul trafik çilesinden kurtulacak. Ve ilk 5 yılın sonunda azaltacağımız İstanbul trafiğinde 10 yıl sonunda bir daha geri dönmemek üzere son vereceğiz. Allah'ın izniyle, milletimizin destekleriyle, dualarıyla, insanımızdan aldığımız bu güvenle İstanbul'un güzel yarınlarına hep birlikte yürüyeceğiz. Ben bu dev ulaşım projelerimizin hazırlanmasında emeği geçen kıymetli dostlarıma, hocalarıma, sizlerin huzurunda çok çok teşekkür ediyorum. Şimdiden projelerimizin ülkemiz, milletimiz ve İstanbul'umuz için hayırlı olmasını diliyorum ve hep birlikte diyoruz ki geliyoruz halkın gücüyle, yapılacak iş çok ve emin olun başka İstanbul yok. Nisan gelecek, dertler bitecek, bir muradı var bu şehrin, hep birlikte yüzler gülecek. Sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sağ olun, var olun. Uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul 5 adımlık stratejik planı açıklıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Murat Kurum. Ben öncelikle aile fotoğrafımız için AK Parti, MKYK üyelerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkan adaylarımız, ilçe başkanlarımız, STK'larımız, onları aile fotoğrafı için sahneye davet etmek istiyorum bugünün anısına. İstanbul'un hız ve konforunu artıracak, uğraştıran değil ulaştıran İstanbul, kısa, orta, uzun vadede stratejik planları bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Murat Kurum'dan dinledik. Sürdürülebilir ve çevreci bir ulaşım sistemi, trafiksiz, stressiz, çilesiz İstanbul diyoruz. Gelen herkesin ayaklarına sağlık, yüreğinize sağlık, büyük alkışlarınızla bu güzel günü hep birlikte tamamlıyoruz. İyi ki geldiniz, iyi ki bizimlesiniz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Türkiye bizim.